Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Dilioğlu. Eski laptopunuz varsa bataryasını söküp iç kısmındaki pilleri nasıl kullanırız, nasıl değerlendiririz onu göreceğiz. Pillerin kapasitelerini öğrenebilmek için geçen hafta sipariş ettiğim kör yükümüz de geldi. Biraz sonra bu pilleri çıkaracağız. Bu kör yük üzerinde pillerimizin kapasitelerini öğreneceğiz. Kullanılabilir olanları projelerimizde kullanacağız. Bu şekilde bir kör yük satın aldım. Üzerinde gördüğünüz gibi 10 watt 8 ohmluk 2 adet taş direnç var. Bunlar belli bir ısrara ulaşıyor. 80 derece falan ulaşıyor. Bu ısıları absorbe edebilmek için 3 cihazdan bir kasa bastım. Üzerine fan yerleştirerek 12 voltta bu fanı çalıştıracağız. Şarjda değil de deşarj esnasında bu fanı çalıştırarak kör yükümüzü koruma altına almış olacağız. Öncelikle gelin bu pilleri bir sökelim. Pillerin ikisini 2 hafta önce Yalova Bit Pazarından almıştım. 50 TL para vermiştim. Bunları açarken gayet dikkatli olmak lazım. Pilleri patlatabilirsiniz. Pillere zarar verebilirsiniz. Sırt kısmında çizgi kısım var. Buradan girmenizi tavsiye ediyorum. HP laptopa ait bir pil bu. Rahat bir şekilde açıldı. Hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Bu pilden çalmışlar maalesef. Şurada birer pilde olması gerekiyor. Kasayı 8 pile göre yapmışlar ama içerisine maalesef 4 adet pil koymuşlar gördüğünüz gibi. Birer pil daha buraya koyulabilirdi. Ama malzemeden çalındığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Her neyse. Burası pilimizin BMS devresi. Sağlam çıkanlarını projelerimizde kullanacağız arkadaşlar. 8 pil beklerken maalesef 4 adet pil çıkıp geldi. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Bize de aynı o muhabbet oldu şu anda. Şimdilik 4 pil cepte. Diğerlerinden ne kadar çıkacak onu merak ediyorum. Tam 6 adet pil çıktı. 6 da diğer pilden çıkarsa 12, 14, 16 adet pilimiz olmuş olacak. HP'den çıkan piller de Samsung. Asus'tan çıkan piller de Samsung arkadaşlar. Pillerimizin voltajlarını ölçelim. Ayıklayalım. Daha sonra kör yükten elden geçirelim ve kullanmaya başlayalım. 1.9 baya bir voltaj kaybına uğramış. Ama yine de değerlendirmek lazım bunu. Bir kenara koyalım. 2 volt. 1.9. Bu da biraz şüpheli. 1.8. Tamamen bitmiş bu arkadaşlar. Oo, süper. İşte bu pil grubunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Pillerden birisi tamamen bittiği için diğer piller sağlam. Gördüğünüz gibi 4 volta yakın bir voltaj var. 3.47. Gayet iyi bir voltaj var bunda. Bu bozuk olduğu için diğer pilleri de bloke edebiliyor. 3.4. Mavileri gözüm tutmamıştı ama aynen deminki pil gibi. Bu ikisi muhtemelen ikisi de aynı anda bozuldu bunların. Oo, 3.5. Şimdilik 3 tane pili kurtardık gibi. 3.4, bu da güzel. 4 tane pil. İnşallah buradan da 3-5 tane çıkar. 0. Kendini korumaya almış. Bir bakıma pilin sigortası atmış diyebiliriz. Diğerine bakalım. 1.9. Bu da tehlike sınırında. Yani şu ana kadar 4 tane pil çıktı kullanılabilir. Oo, iyiymiş. Bir tane bulduk en azından. 3 volt üzeri. Bu da güzel. Bu da gidik. Maalesef bu da sıfıra düşmüş görüyorsunuz. 2, 4, 6, 7 adet pil kurtardık. Şimdi gelin bunları temizleyelim. Kör yük üzerinde bir deneme yapalım. İç dirençlerine, kapasitelerine de bakalım. Bu sıfır gösteren pillerin tamiri mümkün arkadaşlar. Fazla tavsiye edilmiyor ama bunu nasıl tamir ediyoruz? Burayı bir kere tamir ettiğiniz zaman pilin koruması maalesef yok olmuş oluyor. Yani yarın bir gün pilde bir sıkıntı olduğu zaman maalesef pil kendini koruma altına alamıyor. Yanma, patlama tehlikesi olabilir. Tavsiye etmemekle birlikte bunu nasıl yaptığımızı sizlere göstermek istiyorum. Şu kısımlarda genelde 3 delik oluyor. Bunda fazlaca delik var. 2, 4, 6 adet delik var. İnce bir malzemeyi sokarak aşağı doğru burada bir metal bir parça var. Bir bakıma sigorta. O sigorta atıyor. Pil kendini koruma altına alıyor. Yani aşağıdaki kimyasal madde ile bizim yukarıdaki kutup başı yani artı kutup başını devre dışı bırakıyor. Aynen pıs diye bir ses geldi arkadaşlar. Kameraya yansıdım bilmiyorum ama. Aynen 1.74'e çıktı. Yani pili kurtarmış olduk ama değeri gayet düşük. Bu değerde bir pil kurtarılabilir mi? Bunları şöyle ön tarafa koyalım. 1.9. Bu öndekiler 1.9. Bunları bir şarj deşarjdan geçirmeyi deneyeceğim. Bakalım. Bu da 0. Görüyorsunuz kesinlikle çalışmıyor. Pıs diye bir ses geldi bundan da. Bunu da kurtardık. 2 volt. 0 volt gösteren bir pili bu yöntemi kullanarak canlandırabiliyoruz. Dediğim gibi fazla tavsiye edilmiyor. Şu anda elimizde 7 adet kullanılabilir pil var ama onların da
Körlükte nasıl davranacaklar? O da çok önemli. Kapasiteleri var mı yok mu? Onlar şimdi biraz sonra şuna bir temizleyeyim. Hep birlikte görelim. Körlükle ilgili de kısa bilgi vermek istiyorum. Az önce zaten bu soğutucudan bahsetmiştim. Buraya bir de alüminyum blok koydum. Altına termal pet koydum. Cihaz üzerine baktığımız zaman 2 adet tipçe giriş var. Birisi besleme, birisi çıkış. Burada 2 adet 18650 pil yuvası var. Bunlardan birisi voltaj. Yani cihaza voltaj sağlıyor. Sağ taraftaki test pili. Buraya koyduğumuz pilin kapasitesini, voltajını vesairesini göreceğiz. Aynı zamanda şarj bölümünü aldığımız zaman 2 adet pili aynı anda şarj edebiliyor. Yani şarj etmiyor. Özelliğine de sahip. Ekran üzerinden şarj kademesini aldığımız zaman 2 adet pili aynı anda şarj edebileceğiz. Pilimizi buraya taktığımız zaman buradaki butonlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Tip C üzerinden 5 voltumuzu veriyoruz. Herhangi bir 5 voltluk kaynaktan cihaz çalışıyor. 5 kademeden oluşan değerler var. Birinci butona basarak kademeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Yukarıdaki moda aldığımız zaman şu anda şarj modunda. Yandaki butona basarak deşarj auto. Auto'ya aldığınız zaman koyduğunuz pili algılıyor ve ona göre hareket ediyor. Deşarj ediyor, şarj ediyor. İkinci kademeye geldiğimiz zaman da burada pilimizin alt kademesini ayarlayabiliyoruz. Yani şu anda 2.7 volt. Bu kısmı 2.8, 2.9, 3 volta kadar çıkarabiliriz. Yani pilimiz deşarj esnasında kaç volta kadar düşsün buradaki stop kademesi önündeki ayarları yaparak pilimizin kapanma voltajını yani dip voltajını ayarlayabiliyoruz. Daha sonra buradaki menü butonuna tekrar basıyoruz. Log kısmına geldiğim zaman buradaki bu hareketi kaç sefer yapsın? Yani 2 sefer, 3 sefer, 5 sefer, 10'a kadar döngü yapabiliyoruz. Buradaki kademeyi artırdığımız zaman örneğin şu anda bir kademesinde yani bir kere pilimizi şarj ve deşarj edebilecek. Bunu 2-3 kere de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi pilimizi yerleştirelim. Burada artı eksiye dikkat ediyoruz. Buraya dolu pil koyduğumuz zaman pille de bu cihazı kullanabiliyoruz. Pilimizi çıkaralım. Diğer tarafa koyalım ve tip C üzerinden beslemesini yapacağım. Kademesini ölçmek istediğimiz pilimizi sağlam bir şekilde, dikkatli bir şekilde yerine yerleştiriyoruz. Deşarj yaparken fanı çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani üretici firmaya göre oradaki ısı fazla bir zarar vermiyor ama fan koyarsanız da bu tarz bir cihaza iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Pilimizin hemen voltajını ölçtü. 3.52 volt. Yapmak istediğimiz ayarı yapalım. Şu anda otomatikte biz bunu deşarj kademesi var. Deşarj kademesini alıp sondaki butona bastığımız zaman start veriyoruz. Şu anda pilimiz deşarj olmaya başladı. Miliamper ve iç direncini görebiliyoruz. Bunu bu şekilde bırakalım. 2.5 volta düştükten sonra tekrardan şarja geçecek. Yani bu durumda bir döngü olacak. Şarj ve deşarj olacak. LCD ekranın alt kısmına baktığımız zaman burada da bir saatin çalıştığını görüyorsunuz. Buradaki yapılan işlemin toplam süresini de aşağıdaki sekmeden görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bırakıyorum ve işlem bittikten sonra sonucu hep birlikte göreceğiz. İkinci pilimizi de deşarj ettik. Tekrardan şarj ettik. 231 miliamperlik bir güce sahip. İç direnci ise 0,0.96. Voltajı düşük. Dışarıya bıraktığımız pilleri denemek istiyorum. 1.79 olan pilimiz 3.79 neredeyse 4 volta yakın. Birinci pili 2.8 voltta deşarj etmiştim. Daha sonra 3 volta çıkardım. Yani bu tarzdan eski pilleriniz varsa fazla da düşürmenizi tavsiye etmiyorum. Dip voltajı 3 volta ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Deşarja sokuyorum. Şu anda 900 miliamperle deşarj olmaya başladı. İç direnci an itibariyle 0.060. Özellikle bu pilin çöküp çökmeyeceğini çok merak ediyorum. Yani voltajı düşük olduğu için kapasitesi de düşmüştür diye düşünüyordum. İkinci pilimizin de deşarjı bitti. 3.38 volt, 231 miliamperlik bir güce sahip. İç direnci ise 0.96. Dolayısıyla hemen hemen diğer pille aynı. Umudumu kestiğim pil bundan önceki pilden daha iyi çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3.4 volt, tam 1 saat 18 dakika 800 amperle deşarj olmasına rağmen 1079 miliamper değere ulaşmış. 1 saat 18 dakika. İç direncimiz 0.060. Bu pilleri de teker teker arkadaşlar elden geçirmem gerekecek. İşlem bittikten sonra bu şekilde kılıflar var. Bu kılıflarla bu pilleri aynen sıfır gibi yapacağız. Kullanmaya devam edeceğiz. Dün başladığımız pil yolculuğumuz bugün devam ediyor. 2 gündür uğraşıyorum. Bu pillerin bir kısmını dün canlı yayında deşarj ve şarj ettik. Dün geri dönüşüme gönderildi ayırdığım 1.8 2 volt civarındaki pilleri bizim yaptığımız şarj cihazıyla şarj edip daha sonra körlük üzerinde
şarj ve deşarjlarını yapıp iç dirençleri ve kapasitelerine baktığımda çok şaşırdım arkadaşlar. 1320, 372 mAh, 772 mAh, 1077 mAh, 1536, 1010 mAh, 300 mAh, 400 mAh, 200 mAh, 1000 mAh. Bu piller gayet iyi çıktı. 1400 mAh şu ikisi, 884 mAh gibi gibi. Şimdi bunların şu kılıflarını da değiştireceğim. Etikette görüyorsunuz, üzerlerine de değerlerini yazıyorum. Bunları önümüzdeki günlerde projelerde kullanacağız. Körük üzerinde sol tarafta bir tip C çıkışı var. Burası da aynı bu pil mantığında olduğu gibi USB üzerinden, USB tip C üzerinden power bank gibi, batarya taşıyan telefon gibi cihazlara takarak bunların da voltajlarını buradan görebilirsiniz. Burada görüyorsunuz 4.93, yani bizim power bankımızın içerisindeki voltajı görebiliyoruz. Aynı zamanda buradan şarj veya deşarj edebiliriz. Bunu da anlattıktan sonra kör yükümüzü bir kenara koyalım. Pillerimizi onaralım. Pillerimizin şu dış kaplarını buradaki makaronlarla yenileyeceğim ve videomuza son vereceğiz. (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adet) pilimiz oldu. Bunların üzerindeki değerlere göre, kapasitelere göre değişik projelerde kullanabiliriz. 1000 mAh'lik olanları daha ciddi projelerde kullanırız. 200-240 amper, 300-800 amper arası da değişik ışıklandırma projelerinde kullanabiliriz. Yani hiç yoktan iyidir. Buna benzer piller dediğim gibi elimde kalmamıştı zaten. Bu pillerle yapacağım ilk projede müzik kutusu var. Kesinlikle çalışmıyor. Bunu bir arkadaş verdi bana. Bunu dedi Necdet abi, yapabilirsin sen, yap kullan. Yapamazsan dedi parçalarını kullanırsın. Muhtemelen bunun içerisinde ya buna benzer bir pil var. Buna benzer müzik setlerinde siyah aküler oluyor, kuru aküler, onlardan vardır. Bunun içerisindeki pilleri veya pili ne varsa tam bilmiyorum, bu pillerden 1 veya 2 adet ekleyerek bu müzik kutusunu çalışır bir hale getireceğiz arkadaşlar. O videoda yakında gelecektir. O videoları, gelecekte çekeceğimiz videolarımızı, geçmişte çektiğimiz yüzlerce videoyu izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.